kavuşur. Ee, yani dostluğun ve futbolun önüne geçmemesi, geçmemesi gereken geçmemesi ufak gereken. bir ayrıntı. Evet. Geçmemesi. Ufak gereken. bir ayrıntı. Ona değineceğim zaten. Evet. Yani bu tür şeylerin dostluk ve birlik beraberliğimizin önüne geçmemesi gerekir bunu bir şekilde başkanlar düzeyinde çözülerek taraftarların mağdur edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Ee, Tabi diğer konularda da zaten program içerisinde devam edeceğiz. Devam edeceğiz söz edeceğiz. Bahsedeceğiz. Evet. Evet Atilla e, başkanım yani nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Yani ben de çok heyecanlıyım. Yani dolu S dolu e, bir hadi. spor adamı olduğunuzu, ya, futbolu çok seviyoruz. Yani dünya ortalamasının üzerinde bir ilgi ve alakayla takip eden bir ülkeyiz. Ama e, görülen o ki Türk futbolu iyi gitmiyor. Ama mutlaka bunun düzelmesi gerekiyor. Bunun düzelmesi için de geçmişten bugüne kadar futbolu iyi bilmemiz lazım. Nasıl geldi? Bu topraklara nasıl geldi? Anadolu'ya nasıl geldi? Futbol topuyla biz nasıl tanıştık? O sürece şöyle bir yolculuğa çıkalım. Şimdi e, İngilizlerin başarı, o yani toplum sistem olarak başarılı oldukları bir konu var. E, ham maddeyi hemen e, çok iyi böyle üretim haline getirebiliyorlar. Sporda da böyle. Futbol oyunu dünya yani kuralsız oynanırken kendi ülkelerinde kurallandırarak 1863 yılında kurallandırarak futbol federasyonunu kuruyorlar. Daha sonra da yine o İngilterenin işte koloni göç ticari alışkanlıklarından dolayı gittikçe her ülkede futbolu oynatıyorlar. Oraya götürüyorlar. Evet. Türkiye'de İzmir'de levanterler var. Bunlar işte İngiliz şirketi, ticari şirketi. Osmanlı'dan kalan bir sözleşme gereği buraya yerleşmişler. E, bu yerleşen İngilizler de kendi aralarında futbol oyunu oynamaya başlamış. Yani futbol oyunu ilk defa İzmir'de oynanıyorlar. İzmir'in Bornova sentinde oynuyorlar. Bizim topraklarda evet, İzmir'de modern futbol. Evet. Daha sonra bu e, Levanterler'le İngiltere hükümetinin sözleşmesi sona erince buradaki e, çalışan e, tica, ticari kişiler İstanbul'a göç etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü yeni bir iş arıyorlar. ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'un geldikleri semtte Kadıköy Moda semti. James, Hatta moda çayırı diyebiliriz. Evet, Doğru mu? Evet, doğrudur. Evet. Orada James Lafontaine'li La bir Fransız asırlı İngiliz futbolu kendi aralarına kulüp kurarak moda kulübünü kuruyor. Kadıköy kulübünü kuruyorlar. Bir de oradaki azınlık olan bizim Osmanlı azınlıklarına olan e, Rumlardan, Ermenilerden karma takımı oluşturarak üç takım bir lig oluşturuyorlar. Kendi aralarına oynuyor, oynuyorlar ve Konstantin ligi diyorlar. Yani İstanbul Futbol Ligi. Tabi bu Bizim Türkiye adına ilk temas noktamız Ali Sami başlıyor. Ali Sami hikayesine göre, anlattıklarına göre, analarına göre amcası Zali ve işte amcası oğluyla e, moda çayına girer o İngilizlerin bu oyununu görüyor. E, okula geliyor arkadaşlar diyor ki biz de bunu yapabiliriz diyorlar. Velhasıl ilk önce Galatasaray Kulübü'nü işte o süreci anlatmıyor. 1905 yılında kuruyorlar. 1906 yılında bu lige giriyor Galatasaray'ın. İstanbul Futbol Ligi'ne giriyor. Daha sonra yani şöyle özetleyelim. Türkiye'de düzenlenen lige ilk katılan takım Galatasaray'dır. Daha sonra Fenerbahçe semtinde oynaması dolayı Kadıköy semtinde bu müsabakanın olması nedeniyle oradaki gençler de bu işe hevesleniyorlar ve Fenerbahçe kulübü kendi aralarında toplanarak gençler bir kulüp kuruyorlar. Fakat işin ilginç tarafı orada Sarıklı Enver Hoca denilen bir Türkçe öğretmenin teşvikiyle oluyormuş. Sarıklı Enver. O sıra tabii ki Abdülhamit'in baskısı var, baskı rejimi var. Yasak da bir yani futbol oynamak, gruplar halinde gezmek yasak. Bazı ülkelerde dinen de futbol bazı şeylere uğruyor. İşte bizde o Osmanlı zamanında, Abdülhamit zamanında özellikle Kadıköy çevresinde bir takım böyle mutasip futbol engel, oynamayı engellemek istiyorlar. Evet. Onlara tepki olarak bu Sarıklı Enver Hoca diyor ki hayır diyor futbol gereklidir. Gelecek için gereklidir. Çünkü bir dayanışmadır. Çünkü bir ekip ruhu bir diyor. araya gelme gerekliliği olması gerekendir diyor ve önümüzdeki günlerde diyor meşrutiyet ilan edilecektir diyor. Fenerbahçeli gençlerinin buradan görev alması gerekirdiğine bir talimatıyla çocuklara teşvik ediyor diyor. ve burada Fenerbahçe Gençlik Kulübü de kuruluyor. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluyor. 1907 mi diyeceksin? 1907. 1907. Fakat evet. bazen 1908 diyor. Artık kendi evet. tarihi 1907 diyor. Şimdi daha sonra 1900 meşruden ilan edildikten sonra devreye bir de İttihat Terakki Partisi giriyor. İttihat Terakki Partisi'nin e, Balkan Savaşı'nda Osmanlı'nın yenilmesine kadar Türkçülük propagandası hiçbir zaman öne çıkartmıyor. Ancak Balkan Savaşı'nda yenilince açık açık Türkçülük propagandası, yani Türkçülük politikasını uygulamaya başlıyor. Uygulamadığı alanlardan bir tanesi de gençlik alanı. Gençlik alanındaki hedeflerinin bir tanesi de spor kulüpleri olur. Ve e, Aydın Olur Haşit diye bir e, işte eğitimci var. Galatasaray'dan ayrılıyor. Ve Altın Ordu takımı Progrex adlı bir takımı kuruyor. Fakat Aydın Olur Raşit de iddia terakici bir e, şekli yani bir biçimde İttihat terakki sempati iddia terakki sempatizanı. Evet. Altın Ordu Aydın Olur ile ilişki kurarak takımın adını 1914'te bir genel kurulla Altın Ordu'ya dönüştürüyorlar. Altın Ordu Kulübü'ne dönüştürüyorlar ve üyelerindeki bütün azınlıklar atıyorlar tamamıyla Türk sporcularını alıyorlar. Altın Ordu da mı İzmir, İstanbul'da kuruluyor önce? Önce İstanbul'da. 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 İzmir'de Tabii. ve Ankara'da da. 1914'te İstanbul'da kuruluyor. Progress adlı bir evet. azınlık takımının ki kurucusu Aydın Aydınlar Reşitli Türktür, Galatasaray'dan ayrılma bir kişidir. Onun başkan oldu. Progress adlı takımı altın iktidar terakkikçiler ele geçirerek 1914 yılında yaptıkları olağanüstü genel kurulda Altın Ordu Spor Kulübü adına dönüştürüyorlar. Ve projenin gereğiyle bütün azınlıkları, Türk olmayanları kulübün dışına atıyorlar. Hepsi Türk gençlerine oluyor. 1914 yılında Altın Ordu ilk defa kuruldu İstanbul'da. Fakat Kadıköy'de olan bir takım oysa şimdi İttihat Terakki o dönem iktidarda. İktidarın bir takımın ikinci sırada bir takım olması onlar için hoş bir durum değil. Kabul edemiyorlar. Fener evet. Fenerbahçe ile geçirme çabaları var. mi Önce birleşmek istiyorlar. Fenerbahçe buna yanaşmıyor. Daha sonra Fenerbahçe'nin tanınmış ve şöhretli 7 futbolcusunu transfer ediyorlar. 1915-16 yıllarında İstanbul Ligi şampiyonu oluyordu Altınordu. Ancak ne zaman İttihat terak iddia düşüyor, Altınordu gücünü kaybediyor. Altınordu olayda böylece gidiyor Türkiye. Ancak bir Altınordu daha sonra 1923'te İzmir'de kuruluyor. Onun kurucusu yine İttihat terakki Celal Bayar'dır. Celal Bayar ve Eczacı başlardır. Altın Ordu'yu kuranlardır. Ve bir e, ilişkide. Siyasetin o günlerden evet, beri var. sporla muhakkak bir teması var. olacak. Şimdi, Ama nasıl olmalı? Bak şöyle, 1931'li bir Altın Ordu tüzüğünde kulübün sembolü bozkurt diyor. Kulübün sembolü bozkurt diyor. Altın Ordu kulübünün sembolü bozkurt. Evet. Bugünkü yani, sembolün ne olduğunu anlamını Biliyorsunuz evet. o tarihten beri Altın Ordu kulübü bir siyasi projedir. Yani o tarihlerde siyasi projenin sahibi İttihat Terakki Partisi'nde Türkçülük propagandası yapmak için bunu e, kuruyorlar. Ama bir nedeni de şu haklı bir gerekçeleri var. Çünkü bütün e, İzmir'de olsun, İstanbul'da olsun, Ankara'da altın ordu var. İzmir'de, özellikle İzmir'de ekonomik bakımda sosyal yaşam tamamen azınlıkların elinde. Bunu kırmak için bu e, bir kulüplü tercih ediyorlar. Ve İzmir'de bunu başarıyorlar. Aynı şekilde İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da başarılı. Fakat Ankara'dakinin e, akıbeti konusunda Altınordu kulübünün var olduğunu biliyoruz. E, şöyle bir e, e, senaryo düzenlen kendim kuruyorum. Fenerbahçe'nin İttihat Terakki döneminin başkanı olan Mehmet Hulusi Paşa vali olarak Ankara'ya geliyor. Başka bir kitapta, yani bir kitapta şöyle bahsediliyor. Mehmet Hulusi Paşa gittiği her yerde spor, spor kulübü, kulübü kurar. kuruyor. 1915'te Ankara'ya geldiğine göre tahmin edeyim Altınordu'nun kurucusu da Evet, Hulusi Paşa'dır. Viyeni bir, bir ortak özellik. Bütün altın kulüplerin kulüplerinin renkleri aynı. Lazirt mavi. Ankara gücü. Ankara gücü imalatı harbiye. İstanbul'dan İstanbul'da. Geliyor. 1933 tarihinde bir olağanüstü olağan bir genel kurulla adını Ankara gücüne dönüştürüyor. Orada ilginç bir olay var. Ankara gücü o kurulda genel başkanlığına Nasuhi Esat geliyor. Nasuhi Esat Fenerbahçe'nin kurucu futbolcularından ve Fenerbahçe'nin önemli idarecilerinden bir tanesidir. Yani Fenerbahçe'nin kurucusu, 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 aynı zamanda imalat Harbiye'den Ankara gücüne dönüşen kulübün başkanlığında yapmış ya. oluyor. Bu da çok önemli bir evet. ayrıntı. Ve Ama not... normal renk imalat Harbiye'nin daha önce sarı lacivert miydi? Değil evet. onu bilemiyorum. Farklı renklerden bahsediliyor. O zaman renk o beraber sarı lacivert dönüşmüştür. Tabii bu arada Gençler Birliği'nden de bahsetmeden olmaz. Vallahi Gençler Birliği 1900 Cumhuriyet'in takımı. Evet. oran Orhan Şeref zaman kurulmuş ve önemli futbolcu bir Orhan Şeref Afat'tır. Ve Ankara'nın o zaman e, rekabet edildiği iki takımdan, önde, yani lider takımlarından bir tanesidir. Rekabet edildiği takım da Ankara gücüdür. O tarihten bir günümüze kadar bu ezeli rekabet hala sürmektedir. Yani ikisi de Ankara'dan futbolun önderlik etmiş takımlardı. Bu arada Ankara'da çok daha takımlar var. Mesela Çankaya'da bir takım var, Birlik Spor var, Sanatkar okul, Esnaf Okulları diye bir okullar var. Ota Yıldırım'ı var, evet, çok... Şeker Hilal'i var. Ve de bir şey daha var, evet. Yani böyle bir İstanbul'dan sonra futbolun geldiği bir yer olmasına... Askeri güç takımlarımız var, var. muhafız var. gücü, kara gücü takımları var. Ankara için ilginç olan ve günümüze de taşıyabileceğimiz bir mukayese var. Cumhuriyet'in ilk statı Ankara'da yapılıyor. 19 Mayıs statı. Evet. 1936. Yapılıyor. Ve onun girişinde okur okumuşumdur. Yani tam örtüşlerin kelimeleri kullanamayacağım ya. Yani okullar kadar statların önemli ben, olduğunu. Burada istedim. gençlik evet. yetişecek der İsmet İnönü. Çok bu söz, anlamlı bir söz. Bu söz İngilizlerin, İngilizlerin futbol eğitimcisi Thomas Arnold O da okullarda eğer bir dershane yapıyorsanız muhakkak yanında bir bir cimnastikhane yapın demiştir. Yani futbol, İngilizler futbol bir eğitim aracı olarak kullanmışlar. Okullarına ders olarak sokabilmişler. Biz onu hala başarmış değiliz. İlk yıllarda Selim Sırrı Ali Sami'nin çekişmesinden kaynaklanan bir sıkıntıdır bu. Keşke o zamanlar bu sıkıntı olmasaydı, bu çekişme olmasaydı, voleybol gibi, basketbol gibi okullarımızın bir ders olarak futbolda gelebilseydi bugünkü futbolun bu başarısızlığından bahsetmeyecek. Bahsetmeyecek.